Sakarya Kilerbu Dünyası'ndan herkese merhaba. Bir ürün tanıtımı yapacağım. Valla sigorta sağlam ve düzgün çıkarsa kutunun içerisinden Pisan Servers modeli. Yavaşça kutuyu açalım hemen. Bir an önce başlayalım kurulumuna. Açısından bunu nasıl alabileceğiz bilmiyorum ama işe doldurmaya çalışacağız bakalım. Koruma şeyleri var. Bunlar sivet engir. Bunun içerisinde normal köpük oluyor. Köpük biliyorsunuz havayla temas edince hemen şişer. Plastik malzemenin içerisinde küçük sıvı bir köpük koyuyorlar. Küçük bir yerinden delip oksijenle temasa geçince bulunduğu yerdeki kısmın şeklini almış oluyor. Böylece taşma da yapmıyor. Plastiğin içerisinde oksijen aldığı için şişiyor. Öykül arabayı koruyan güzel bir malzeme diyebilirim. O malzeme. Bu tarz pizzanın bu ürününde çıkıyor. Küçük üründe de çıkıyor. Gerçi ama burada uzaklaşmamız gerekmekte. Onun için şöyle koyalım şimdi. Koyalım. Açımıza bir bakalım tekrar. Açımız fena değil. Yine görülüyor. Çok profesyonel bir şekilde yapamıyorum zaten. Malumunuz takip edenler bilir. Takip etmeyenler de öğrenecek. Açıyoruz. Herhangi bir dıştan şöyle bir bakıyoruz. Buna da tıkırık. Şuradaki herhangi bir şey var mı? Hiç montaja başlamadan etrafında şöyle bir güzelce dönün. Yerinde kırık vesaire varsa yedek parça temin için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. İnsan servisiyle çok anında aksiyon alırsınız. Yaz ayı da olsa çok hızlı cevap veriyorlar. Genel olarak ben bir şey görmedim. Ama çabuk ve hızlı, etkin bir şekilde dönüş alabilirsiniz insanlar. Bu farklı anlamda. Beybos'taki yetkililer de iyiler, ilgililer, sağ olsunlar. İnsan bir tık daha ilgili diyebilirim. Şöyle küçük bir nokta gibi bir şey var ama vatandaş sıfır olurken bunu şurasındaki, burasındaki diye yüzüne çarpabiliyor. Buradan çıkmıştım aslında, hiçbir şey yok ama şöyle bir sileceğim ki çizik neyini anlamadım tam. Çok küçük bir nokta var. Çizik gibi bir şey var ama o da bizim şansımız artık. Şurada dursun. Genel olarak bir sıkıntı görünmüyor. Şuradan açalım. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor diyebiliriz. Bu arka tekerleği üzerinde belirtmiş zaten. Arka teker kısmı var. Ön tekerlekler şöyle biraz daha dar oluyor içine geçmek için. Arka ön tekerleri. Yine ön tekerleri. Ve arka tekerleğimiz burada bizi karşılıyor. Herhangi bir eksik görünmüyor şu ana kadar diyebilirim. Bunu zaten direksiyon vesaire kurulu bir şekilde geliyor. Biz çok uzun zaman kartımız var. Tekerlekten takmadan önce, tekerlek taktıktan sonra zaten kurulun bitiyor gibi denilebilir. Kitapçının içerisinden akıyor dışarı doldurmak için ara kablomuz mevcut, anahtarlarımız mevcut. Güçlenmek için iki tane anahtar çıktı bu arada. Üç tane çıkardı ama artık ikiye mi düşürdüler? Ne yaptılar? Ben de anlayamadım. Normalde üç tane çıkıyordu.
kırılacak bir parça olmadığı için aşağı koy verdim. Şurada şarj giriş soketini deneyin. Mutlaka deneyin aldığınız zaman. Videosunu da çekin. Şarj soketinde sıkıntı olabilir. Şu an için güç gelmedi muhtemelen. Takılı olma ihtimali yüksek. Bunun alt koltuğu sadece iki vidayla çıkıyor. Sırt kısmı çıkmıyor, bilginiz olsun. Koltuk ne komple gelmiyor demeyin. Koltuk sadece alt kısmı ile birlikte çıkmış oluyor. Şu tarafları şöyle ayırabilirsiniz koltuğu almak için. Koltuğu aldım. Aynen. Soketine birbirine takıyorum. Şu an orada bir tane koltuğun altında bir soket var. Onu da sağa sola manevra yaptım. O soketleri dibine kadar ittirin. Kesinlikle el yıkanmasın. Biraz zor oldu ama oldu. Biraz da yorgun. Bir sürü kurulum vesaire. Şudur budur. Motorların üzerindeki kısımları mevcut. Ben teker atıklar değilim zaten. Benim için de en azından. Hemen şarj soketine takıyorum. Şarj soketine taktıktan sonra kontağa takıyorum. Bakıyorum güç geliyor mu gelmemesi gerekiyor. Kontağa takılı olduğu için gelmedi. Şarj soketini birkaç tur attırın. Temassızlık var mı? Sonra çıkartın. Enerjisinin yerine geldiğini ve ışıklarının adını göreceksiniz. Karşılama seremonisi. Evet, hemen açıldıktan sonra şarj aletini kontrol ettim. Sonrasında ileri geri durumları ne durumda ona bakacağız. Kumandamız aşağı uçtu. Sıkıntı sorun değil. Şunu atabiliriz şöyle. Hemen açıyorum ve buradan bir kadar basıyorum. Minik bir şekilde basıyorum. Kontrol için. Sağ ve sol tekere mutlaka bakın. Sağ ve sol teker aynı zamanda estamonlu bir şekilde ileriye gidiyor mu? Geri vitesinde. Geriye de gidiyor şu an. Gerisinde ilerisinde problem yok. Sonra multimedyası çalışıyor. Line yazısını görüyorum. Kumanda bunun sesini kısıldım. Etrafta çok insan varsa çünkü full modda açılmış oluyor her seferinde. Direksiyon üzerindeki tuşlarımız göstergeler oldu. Sınırda ki stikerler. Mesela hepsi sağlıklı bir şekilde bekliyor. Bluetooth modunda da. Radyomuz var. Neyse TDF'e girmesin. İzleyici yasak okulumuz var diye açmıyorum. TDF'e girmemesi için. Etrafındaki ışıkları kontrol edin. Alttakiler, üsttekiler aynı şekilde var mı yan tarafında da var. Her tarafındaki ışıklara bakacağım ben. Her tarafındaki ışıklarımız, altlarımız, üstlerimiz hepsi şu an için yanmakta. Işıklarımızı kapatma butonumuz çalışıyor mu? Çalışıyoruz. Sıkıntımız yok. Bunu ben yapalım. Şimdi kumandaya geçeceğim. Kumandadan sonra da koltuklara geçeceğiz. Kumandamızı hemen kontrol etmek için pillerimizi takıyorum. Yerinde durma noktadan destekleyin. Kapağını takmıyorum arkadan. Şu an eşleşme sağlamıyor. M tuşunu uzun uzun basın. Gerçi şu an yeni planı söndüğü için kontağı açıp kapatmanız gerekiyor.
Şöyle yanıtlar kontağı çıkartırsınız. İki tekrar çalıştırırsınız. Sonrasında uyum sağlar. Tekrar bir gürültü sesi duyacaksınız. Aslında her seferinde bu gürültü sesi duyacaksınız. Her açıldığında bu gürültü ses sizi karşılayacak. Birinci moda aldım. Üçüncüsünde çalışıyor. Gerimiz çalışıyor. Sağımız sağa dönüyor. Solumuz sola dönüyor. Giderken P tuşumuz da çalışıyor. Kumandamızla alakalı herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok çok şükür. Kumandayı tekrardan pillerini çıkartmak suretiyle yerine takıyorum şu an için. Bu kontrollerimizi yaptık. Artık tekerleri takabiliriz. Bu işlemleri siz de bu şekilde giderseniz, direkt hani en sondan başlamak yerine bu tarz bütün kontrolleri yaptıktan sonra ilerlerseniz akü arabanızın gerçi çok vaktiniz almadı ama en azından tam tekmin her şeyin çalışır olduğunu gördükten sonra devam etmiş olursunuz. Vaktiniz boşa gitmez. Tekerlekleri tekrar çıkarmak zorunda kalmazsınız. Kontrollerimizi yaptık. Olduğu kaçı bastırın. Şuradaki koruma plastiklerini çıkartıyoruz. İçindeki yeri görebilir miyim? Çok aşağıda kalıyor ama sorun değil. Tekerleği taktıktan sonra kendinize doğru çektirmeye çalışın. Bakın geliyor mu gelmiyor mu? Biraz kuvvetli çekin. Bazen oraları arıza olabilir. Çocuk yolda giderken düşmesin. Ben bayağı bir kuvvet uyguladım. Şu an için çıkmıyor. Neredeyse kırılacak. Bu şekilde kontrol etmenizde fayda var. Ne de olsa kuvvetini. İçindeki parça açılıp kapanıyor ama bazen milin olduğu yerde milin bulunduğu yerde sıkıntı olabiliyor. Yine aynı şekilde koruma plastiğini çıkartıyorum. Siz görmüyorsunuz ama şunu attım. Yine bir kuvvet uygulayacağım. Neredeyse arabayı kıracağım şimdi. Çok da şey yapmayayım. Bu tarafları yuvasına iyice güzelce taktırın. Koltuğu bu arada takayım diyeceğim ama aradan çıksın. Koltuğu da takalım. İçeri gitmek için ne deniyor biraz. Şurada da sıkışan bir parça da yok ama. Neredesin, neredesin? Takılıyor mu diyeceğim. Takılmaz da. Çıkaralım bakalım ne olacak. İçine tekrar güzelce ittireceğim. Bir durum ile karşılaştım. Şunu buraya yerine denk getirdim. Burayı bir takalım. Diğer tarafı da kastırmak suretiyle takacağız onu.
Tam karşısındaki deliği yönmem gerekiyor çünkü. Çok da sıkmayın. Plastik malzeme kırılması. Ve yerine oturttuk. Bu kısmı verdim. Çok enteresandır ki oraya bir yerden vida kaçmış. Ve benimle alakalı olan bir vida değil. Beni de orada kastırıyor. Bu vida aslında hiçbirimizle de alakalı bir vida değil. Ben birbirini kastırıyor. Bu yerine oturmuş yani şöyle bir vida çıktı içerisinde. Enteresan bir vida. Neyse şu an tam da yerine oturdu. Yani normal oturulması için sebep yok diyordum kendi kendime. Aynen bir sebep varmış. Söyledi. Görmüş olduk. Şu an koltuğu gayet kendi yerinde. Yukarı kısmının sticker'ı yerinden çıkmış. Şu video da lazım bulup dursun. Usta artırı derler ya malzemeyi. Ustalık durum mu yok? Zaticiden hediye. Şuraya takalım. Çıtçıklar moza. 3 noktadan yetkilerimiz var bu arada. İnternette kendi çektiğim videoyu da görebilirsiniz sizlerle alakalı. Bilginiz olsun. Kısımda zaman geçtikçe oturacak şöyle karşılıklı yerine gelecek. Biraz kalıpları mantıklı biraz. Şöyle var mı? Kalıpları. Biraz da ağır canak görürüz. Ve taşını basarı da var. Sonra karşıya çok tutmuş. Bir karşıdan ittirmem gerekecek. Olmayacak aslında bir sıkıntı yok ama. Nasıl lazım ne için? Çok burada lazım. Açıklık yok. Aklıma geldiği gibi. Şu kısmı mutlaka çıkartın. Şuradan. Bunun içine güzelce çakın. Önce dışarıda. Yani sert çünkü. İyice içine kadar oturtun. Şu parçayı oturtturduktan sonra içine itin. Çünkü o kastı için bu kadar kuvvet katarken uygulayamayacağınız için olmuyor. Şimdi yuvası ne gelirse oturacaktır. Bakalım. Oturdu mu? Şu an oturdu. Bir sıkıntı yok. Diğer tarafı da aynı şekilde. Kadarındaki şu kısmı alın. Buraya iyice sıkıştırın. Bazen böyle tohumlar gibi anlamıyorum. Bunların üretildiği yerlerden bir tanesi. Sıfırın ama. Sıfır oldu. Gayet tutmuş. Gayet tutacağız neredeyse. Yeni ayarlarımız takılı vaziyette. Kurulumuz böylece bitti. Şöyle şu alt tarafında taşıma kulpumuz var. Onu da göstereyim hemen. Şurada iki tane ekstra tekerleklerimiz mevcut.
Şöyle gördüğünüz gibi valiz şeklinde taşıyabilmek için bir tane kolumuz var. Hemen içeriye katlıyorum. Ayrı ayrı. Ve ben tarafa geçiyorum. Bunu göstermek için size. Buradan şöyle bir kısmımız var. Tutuyorsunuz, atlayıp çekiyorsunuz. Arka tarafları açtıktan sonra böyle valiz gibi taşıyorsunuz. Ürünümüzü piyasan sonrası ürünümüzün de kurulumu bu şekilde. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Sadece bu videoyu beğendiyseniz yok, bu tarz içerikleri de İlgi alaka duymuyorsanız beğenmenizi rica ediyorum. Mümkün olursa teşekkür ediyorum herkese. Allah'a emanet olun. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Starbest ürünü ve diğer akıllı arabalarla alakalı. Yazın çocuklar bunu kullanıyor. Kışın garaja vesaire bırakılıyor. Veya işte balkona bırakılıyor vesaire. Sonraki yaz tekrardan kullanmak istendiği zaman bakılıyor. Şarja takılıyor. Şarj almıyor. Veya işte aküsü şişmiş oluyor veya oksitlenmiş oluyor vesaire vesaire. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için aküyü arabadan çıkartın. Arabadan çıkardıktan sonra şurada bir aparatımız var. Şu aparatımızla birlikte 15 günde bir mutlaka aküyü şarj edin dışarıda. Tamam, aküde arabayı belki bir köşeye bıraktınız ama en azından aküyü şarj edin. Sonraki yaz tekrardan aküyü üzerine arabanı taktıktan sonra ilk günkü gibi çalıştığını görebilirsiniz. Ama aldınız, bıraktınız bunu bir köşeye. Çocuk da biraz oynamış bulundu. 10-11 volta kadar, 11 volt, 10 volt veya 9,5 volta kadar düştü diyelim. Ve üzerinden de 5-6 ay geçti. Yaz ayı geldi. Baktınız, akü artık 3 volt, 4 volt. Hatta üzerindeki voltmetreyi göstermiyor da gibi durumlar karşılaşılabiliyor. Ondan sonra tekrar akü ihtiyacı oluyor. Çünkü akü bozulmuş oluyor. Akü tekrar randıman, akü ile alakalı randıman alamamış olabiliyorsunuz. Şöyle ürüne yaklaşayım. Ürünü de şöyle bir detaylıca görmüş olun. Gerçi şeylerden takip edenler varsa biliyordur diyeceğim ama genelde takipçilerden ziyade yeni ebeveynler, almak isteyen ebeveynler tarafından içeriklerim izleniyor. Bunu da biliyorum. Bu sebeple siz bu içeriği izliyorsanız ilk defa görüyorsunuz belki bu ürünü veya benim diğer videomu izlediniz mi? İzlemiş olma ihtimaliniz belki de düşük. Şurada açma kapama tuşumuz var, şurada gördüğünüz yerde. Aynı şekilde burada da var, onu hemen açıyorum. Ve kapımız açılmış oluyor. Şuradaki detayları vesaire görebilirsiniz. Gayet gerçekçi. Çoğu sıfır model. Gerçek arabada bu kadar detay yok. Hani imitasyon da olsa, şey de olsa gene bir detaylar vesaire var. Bir Clio alırsanız affedersiniz veya Clio bitti mi artık bilmiyorum üretimi. Talisman vesaire alırsanız onlardan daha dolu görünüyor yani bu araba. Bu şekilde ışık açma kapama. Şöyle ışığımız gayet çok güçlü. Akülü arabalar arasındaki en güçlü ışık bu arada bunda. Bu arada göstergedeki ışıklar da açılıp kapanıyor, görüyorsunuz. Ve hemen voltmetre etkileniyor. Bakın ışıklar 3 voltluk gerilim çekecek kadar enerji tüketmiş oluyor. Bayağı güçlü bir tüketimi var. Işıklarının da şöyle göstereyim 3 noktalı emniyet kemerimizi. Piyasan logolarımız var üzerlerinde. Pırıl pırıl akülü arabamız. Hay gidim hay. Şu kısımları da bir tık düşüreyim. Şöyle affedersiniz çok şey olabiliyor. Gimbal değil de normal standart bir tripodla tutunca bu şekilde tam dengeleyemeyebiliyorum. Şey yerimiz de şurada. Kart giriş yerimiz. Işıklarımızı tekrar açar pozisyon alalım. Şöyle ön taraftan bir kere daha göstereyim size.
Ön taraftaki görüntüsünü de görün. Hop. Şu yandan da göstereyim. Tamamdır. Beğenirseniz sevinirim. Şurada da ürünlerini de görmüş olurum. Hop, şurada da göstereyim size. Farklı farklı ürünler. Bu tarz ürünlere ilginiz alakanız varsa kanalımda bu tarz içerikleri görebilirsiniz. Diyeyim. Teşekkür ediyorum herkese. İzleyen herkese. Allah'a emanet olun. Güle güle. Bay bay.